Hocam tabii siz yıllardır profesörlüğünüz ve hizmetiniz gerçekten takdire şayan ve yurt dışından da çok sayıda hasta sirkülasyonu evet, var evet. Bulunduğunuz hastanede. Bu da çok önemli. Sağlık sektörünün geldiği noktaya baktığımız zaman neler söylemek istersiniz? Şu anda şunu söyleyeyim, hani seneler içerisinde kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, sağlık merkezleri, teknoloji, evet, ekipler, ekipmanlar, bunlar çok çok gelişti. Çok iyi hale geldi ve bizim memleketimizdeki sağlık işlemlerinin daha ucuz olması, daha tecrübeli doktorlarımızın bulunması, teknolojimizin Avrupa seviyesinde, hatta dünyanın diğer memleketleri seviyesinde, gelişmiş memleketleri seviyesinde olması dolayısıyla yurt dışı hastaları Türkiye'yi tercih ediyorlar. Evet. Türkiye'deki doktorları tercih ediyorlar. Onun için fazlaca miktarda komşu ülkelerden, hatta Avrupa'dan gelen hastalarımız var. Ve bu hastalarımızı gene kardiyolojide aynı şekilde tedavi ediyoruz. Hepsi memnun ayrılıyorlar. Evet. Ve hatta oradan birçok hastayı tavsiye ederek merkezimize gönderiyorlar. Bu bütün Türkiye'deki merkezler için geçerli. Her tarafa sanırım fazla miktarda yurt dışı hastası çekebiliyoruz. Bu da memleketimizin ekonomisine bir katkı oluyor. Kanaatindeyim. Ve iyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. İşinde başarılı ve hastaları tarafından da kabul gören doktorlarımızın, hekimlerimizin olması, sizler gibi bilim insanlarının olması bizleri de haliyle mutlu ediyor. Çünkü sizlerin başarısı ülkemize yansıyor. Çok teşekkür ederim. Sağlık sektörüne yansıyor. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'ndeki kurmuş olduğunuz o konseyi de çok önemli bir birim. Ve burada kardiyoloji ile alakalı her şeyi masaya yatırdığınızı belirtiyorsunuz. Aynen öyle, masaya yatırıyoruz. Ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini bilimsel olarak tartışıyoruz. Evet. Bu bakımdan çok çok faydalı olacak kanaatindeyim. Bakanlık da zaten bu konuda her merkezde bir konseyin olmasını istiyor. Evet, belirli şekilde toplanmak gerektiğini söylüyor. Biz de bu yolda konseyimizi de kurduk ve geniş bir şekilde çalışıyoruz. Haftada bir günde olsa, diğer günlerde de toplanıyoruz. Evet. Zaten bir aradayız. Devamlı konsey yapıyoruz. Devamlı vakayı görüşebiliyoruz. Anjiyo yapıyoruz. Anjiyodan hemen sonra cerrahiyle görüşüyoruz. Anında karar verebiliyoruz. Bazen acilen vakayı cerrahiye vermek gerekiyor. Cerrahiye veriyoruz. Bazen de cerrahi vakalarını alıp tekrar anjiyolarını yapıyoruz. Değerlendiriyoruz. Onları gerekirse biz açıyoruz. Biz takip ediyoruz. Yani damarlarını açıyoruz. Takip ediyoruz. Bu şekilde bir çalışma sistemimiz var. Dediğim gibi 7 gün 24 saat açığız ve çalışıyoruz devamlı. Hocam kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.